Şimdi kanatlar ayrı tartışılıyor Galatasaray'da. Golcü konusu ayrı tartışılıyor. Aslında isimlere bakınca bence 3 isim de çok iyi. Gomis'iniz var, Seferovic'iniz var, Icardi'niz var. Hatta ben Mertens'iniz de var diyorum o bölge için. Evet. Hocam sen nasıl çözeyim? Burada bir ara var Galatasaray için. Bay geçiyor çünkü. Sen nasıl bakıyorsun? Devre arası gibi bir şey oldu işte. Ya bir şey söyleyeyim mi? Pardon. Şimdi ben Gomis'i bir kere çok beğendiğim bir futbolcuydu. Şimdi Gomis'te Seferovic varken dediler ki bir tane daha santrafor alacak Galatasaray. Ben dedim ki yani Gomis üçüncü adam olmaz. Öyle söylemiştim. Seferovic mutlaka iyi bir futbolcu. Yani göremedik de yani. Değil, mutlaka yani alındı ama özgüveni yok. Gördüm maçta yani. Özgüvenini kaybetmiş. Onun için de Icardi geldi. O da hazır değil. Şimdi son maçta bu niye oynamadı? Bana göre sakat makat değildi. Bana göre. Şimdi ya Adana Demirspor'un maçıyla ilgili Galatasaray'ın üzerinden bir yorum yapmak da bana göre yanlış olur diye düşünüyorum. Tam sağlıklı olmaz. Niye? Adana Spor santraforsuz oynuyor. Orada da işte Emre Akbaba'yı ya öksürüyorum hayret. Öksürmedin ya. Ha, Şimdi dört tane orta saha var ortada. Yani göbekte söylüyorum. Şimdi dört tane koşan iyi adam, ayakları iyi. Belanda şu bu Emre Akbaba, Ndiaye öbürü falan. Şimdi o kadroya çıktığın zaman böyle fazla şimdi dedim ki maçtan evvel iki kenar Galatasaray'ın iki beki. Yani neticeyi alacaksa buradan alırsın. Yoksa ortadan bunları geçme şansın yok yani. Şimdi bir de Mertens'i oynattın orada. Eyvah. Sen hani onlar dört kişi sen iki buçuğa düştün yani. Ya şimdi Mertens'i santrafor oynasaydı bana göre daha iyiydi. Birisini daha koysaydı orada orta sahaya. Oliveira falan kim olursa olsun biraz daha şansı olurdu Galatasaray'ın. Tabii şimdi bu Icardi niye nasıl izin aldı? Niye gitti? Benim aklım sırrım ermiyor. Zaten bu maçtan evvel bunu yani sakatım diyor. Şimdi futbolcularda şöyle bir şey vardır. Mesela Atiba. Ben hiç bilmiyorum. Hiç kimseye bir şey söylemedim. Sakatım diyor. Oynatmayacak adam. Adam diyor yedek soyuncağına tamam mı? Karizmam çizilmesin diyor. Sakatım diyor. Bilmem ne diyor. Yani şimdi burada acaba böyle bir şey mi var? Böyle mi oldu? Oynatmayacak mıydı? Şimdi o maçta Şu da ya işte bu arada döndüğünü söyleyelim. Şimdi şöyle bir şey var. Sakatlığınız vardır. Hani bir şüpheli durumunuz vardır. Oynayamayacaksınızdır ve bir yandan da hani zaten oynayamayacağım deyip izin alabilirsiniz. Hani benim bir sakatlığım var. Bu arada da bir işim var halletmemişim. Özel izin alıyorum. Bu bana ya çok jetlag diye bir şey var. Sen hiç oldun mu? Jetlag. ya Ben o hiç kadar olmuyordum uzun var ya bir sefer oldum. 2-3 gün kendime gelemedim. o kadar Ya. uzun uzağa gitmedim. Yani en uzağa Yani gittiğim en, İspanya ha? da Ben de şey diyeceksin olmadım. zannettim. En fazla Florya'dan Ümraniye'ye gittim falan diyeceksin zannettim. Yok. Ya neyse şimdi şu var yani ya arkadaş ne işin var ya? Senin bundan başka işin mi var ya? Kime diyorsun sen bunu hocam? Icardi'ye ya. Icardi diyor. Hocam Icardi'ye hiçbir şey demene gerek yok yani. Nasıl? Ya ne diyeceksin ya Ya olur bile mu? bile lades. Yani bu işin Yani. magazin programı yapmak istemiyoruz. Yine günlerden beri aynı şey konuşuluyor. Türk basınında hiç bu kadar da böyle saat, dakika, satır, sayfa verilmezdi. Abi bütün gün Icardi konuşuluyor. O yüzden hiç bu ne bu konu kapanır Icardi burada kaldığı sürece gidene kadar gittikten sonra bir 15-20 gün daha onun dumanı sönene kadar közü bitene kadar yine konuşulur. Onlar da bu kadar gözler önüne sermez Bir aslında şey söyleyeyim. konuşulmaz ama onlar da duyurarak Ama biraz. bu bizim için sürpriz değil ki. Zaten böyleydi. Yani ilk defa burada olmuyor. Ve bu devamlı. Yani Icardi Türkiye'de kaldığı sürece biz bunların hepsini duymaya Bir devam şey edeceğiz yani. söyleyeceğim. İkinci bir Falcao olayı mı? Falcao olayı Ama daha farklı. görmedik Icardi'nin yani sahadaki durumunu o kadar. Yani Ya hazır değil ki zaten adam. Onun için diyorum ben. Ya ne sakatlı? Ben inanmıyorum hocam sakatlı biz falan. sakatlığı konuşmuyoruz ya. Yok yok anladım. Sakatlık. Ya nereye niye izin alıyor hani sakatım da ben Şimdi gideyim bu falan. arada Çalışsın. bay geçilen haftada golcülerle özel olarak ilgilenecek Okan Buruk. Ben vermezdim izin vallahi. Bilmiyorum da yani. Artık döndü yani. Ya döndü, gitti, geldi. Ya her şeyi de bileyim. Allah yardımcısı olsun Okan Hoca'nın. Vallahi yardımcısı olsun. Şimdi genç bir antrenör, gerçi hani yeni tecrübeli falan diyorlar ama ne olursa olsun yani. Her geçen sene bir insan bir tecrübe kazanıyor. Şimdi burada ileride şey var. Ne o? İşte Kerem var.
Yunus var. Hocam ne onların kadar tecrübeli yani, olursan ol böyle büyük bir takımı, taraftarı ya, büyük olan bir kulübü çalıştırmak işte, kolay bir iş değil. Ya kolay değil de şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir de eli şey yok. Yani eli mahkum mu diyeyim neyim yani eli kuvvetli değil. Değil yani eli kuvvetli değil. Şimdi ne yap? Yani ben bakıyorum nasıl bir çözüm bulacaklar. Şimdi ara sıra şey geliyor aklıma. Muster'ı acaba oynamasa mı onu yapamazlar. Yani bir çare Muster'a arıyorlar. Formda işte, başladı. Ya işte çare yani peki, bir çare yok ya. Yani ama şu nasıl hocam bu planlama hatası hocam evet, bu baktığında yani evet, son dakika başkalarıyla yola çıkıp da onlar cezalı duruma düştü sakatlandı diye de bir şey yok. Evet. Bunları önceden planlayamadılar. Bir planlama hatası var canım yani şimdi burada kara kara düşünüyorlar. Şimdi o kim o Yusuf muydu Demir? Yusuf Demir mi? Evet. Bu Yunus'la Yusuf'ları karıştırıyorum biliyor musun? Yusuf yani bu işte Türk ben bence Türk şeyinde oynasın arkadaş yani oynasın ya. Ama işte Galatasaray, Trabzon bizde... Ama sencesi yok hocam. Yani sencesi yok evet. Bunun kuralı belli. Ben sencesi kuralı? Bencesi ya, yok. Ya kuralı kim yaptı? Oyu birliğiyle. Kuralı kim yaptı? Federasyon. Ben bozdum arkadaş ne var yani? Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben Galatasaray'ın yerindeyim tamam mı? Adaletli olmak lazım. 14 yabancı vardı değil mi? Hı hı. Şimdi kaç oldu? 17 mi 18 mi 19 mi artık ben bilemiyorum. Değişti yani bir arttırma oldu yani hiç bilmiyorum. O olurken herkes... Geniş kadroda evet. Neyse geniş kadro... Yine 11 için. Ya fark etme geniş kadroda bunları eskiden tutamıyordun biliyorsun değil mi? Ya tutamıyordun geniş kadroda şimdi bunları federasyon ne yaptı? Bir tabiri caizse kıyak yaptı kulüpleri yapması da lazım bana göre. Çünkü ellerinde kalacak adamı gönderiyorsun hem parasını veriyorsun hem bir şey. İyi yaptı yani. Ya bunu da yap. O zaman bütün kulüpler bir şey demiyor. Ama işte şimdi bu yani, sezon ortası değişirse kulüpler diğer kulüplerin... tepkisi olur. Kural ya değişirse. Niye olsun? Şeyi değiştirirken transfer politikasını ya ona göre yapan oyuncusunu ona göre alıp almayan yerli oyuncuya ona göre yatırım yapan yani kulüpler ben, var. Ben olsam yaparım değiştiririm. Değiştirdim kardeşim. Ya biz ya bu oy birliğiyle olacak bir şey yani. Kulüpler ya bu, birliğinde ilk önce oya sunulmalı bu. Ondan yok yani, çıkarsa o şekilde. Ya bunu bu arada yabancı oyuncu kuralı için söylüyoruz. Milli takım statüsü değişecek bir şey değil. Neyse zaten ama şunu söyleyeyim. Ben şimdi diyorum ya Dursun Özbey'in yerindeki arkadaş ya yabancı işte 17'ye 20'ye çıktı. Herkes o dedi. İyi. Ben o yabancı zaman serbestliğinden yanayım. Neyse. Ben neyse. De öyle yani şey sen şimdi bunları değiştiren okey diyorsun. Bir kuralı bozuyorsun. Değiştiriyorsun. Ama bu kuralı bozarken yok diyorsun. Olmuyor. O zaman onu da bozma. Onu da bozma. Yok muydu arkadaş 14 adam? Bozdun mu sen bu kuralı? Bunu da boz. Bunu da boz ya. Ya işte ya olmaz. Ben şimdi bak rekabet tamam olsun da kulüpler birbirine böyle bir destek olursa her yer birbirine olsunlar yani. Rekabet olsun. Şimdi, olmaz. Bana göre bir, en azından o bir ileride alternatifti bir çözümdü. Tamam mı? Yani keşke olsaydı yapsalardı ama devre arasında bana göre yine olur. Alın siz de der. Olması lazım. Öyle düşünüyorum. Bak bu inşallah olacak diye düşünüyorum. Ben hani Galatasaraylı değilim, oyuncu değilim, bilmem ne değilim ama bir de adaletli olmak lazım. Zaten bir sıkıntı var. Herkes ne diyorsun? Şimdi sen de söylüyorsun. Herkes ne diyor? Ya serbest olsun abi. Millet bunu aldı çünkü değil mi? İşte onu değiştirirken biri adam sokuyor, öbürünü çıkarıyorsun. Yani burada baktığımızda yani, göz önüne takımlar arasında ya, en sıkıntılı bu konuda Galatasaray ama kimseyi de suçlamasın. Bu işi bilerek yola çıktılar. Hayır, transferi yaparken zaten ona göre yapsın. Suçlamıyor da yapsın son, de. Son gün sen kalkıp Emre Akbaban'ı Taylan'ını bile göndermeyebilirdin. Örnek veriyorum yani daha böyle birkaç tane daha Ömer Bayram'ı da verdin. Evet, hiç beğenmiyorsun. Herif, evet. Ya milli takımda oynuyordu 90 dakika. Bizde ne istiyorlar biliyor musun? Çok klas olacak. Ne işte kreatif olacak. Ya bırak adam. Ya koşan da oynasın kardeşim. Bırakın bu işleri ya. Peki Kerem Yunus'a geleceğim buradan. Zaten hani siz de konuyla bağlantılı şeylerden bahsediyordunuz. Şimdi Nelson'da bir maaş arttırımı söz konusu oldu. Zaten böyle bir planlama vardı. Yunus ve Kerem için de aynısı söz konusu. Sasha Boye'de yine aynı şekilde bu oyuncularla da görüşme yapılacak. Şimdi saha içi performanslarını dikkate alarak ne düşünüyorsunuz? Maaş dengesini korumayı hedefliyor Galatasaray takımda. Şimdi Sasha Boye üst düzey geçen sezona evet, göre bir performans sergiliyor. Kerem ve Yunus eleştiriliyor ama onların da hani aldıkları maaşları biraz daha hani takımın geneliyle eşitlemek istiyor Galatasaray. Hocam ne dersin? Ne diyeceğim? Yapsınlar bak şimdi geçen gün dedim ki kızdım yani.
Kerem alıyor 5 milyon. Ozan Zeybek ne düşünüyor? Sen söylemiştin. Abdülkerim Bardakçı da alıyor 17 milyon. He? Şey? 17 az alıyor. Şey öbürü ne o? Oliveira kaç para alıyor? Bak yabancı işi ayrı bir ya şey. Fark etme. Niye yabancı? Allah hocam bak. Ya ben anlamam. Yabancı var. Ya, bu herif bak, alıyor. Ben bunu savunuyorum 60, demiyorum. Yabancı milyon, işi apayrı bir şey. Kerem de diyor 5 milyon alıyor. Evet. Geçen ben kızdım dedim ki ben olsam Kerem yanında kendi ayağım aksar falan dedin. Yok yok kendi kaleme gol atarım dedim. Ben de sana kızdım. Evet ata, ya adam ya uyuyamaz gece ya. Ya kendi düşün, kardeşin olduğunu düşün, abin olduğunu düşün, Allah aşkına çocuğun olduğunu düşün. O alacak 60 milyon bana ne yabancısı? Hocam ben etik de, değil senin söylediğin ama öyle bir şey yapamaz nasıl, yani. Ya herhalde canım o kadar değil de kızgınlığımı ifade ediyorum yani. Hı. Ben. Tabii orada şimdi ne klavye silah şöyleri var ya o yazıyorlar şimdi vay anasını satayım. Öyle değil tabii. Ben kızgınlığımı anlatmak istiyorum. Ya ben hani Galatasaray kötü mü olsun istiyorum. Bak deminden beri. Şeyin Yunus'un Türk vatandaşı olarak oynasın istiyorum. Yusuf'un işte Yunus, Yusuf anlıyor millet ya. Neyse şunu anlatacağım yani. Bu dengeleri korumak mecburiyetindesin arkadaş. Olmaz. Takımın içinde bu huzursuzluk ya. Uyuyamaz herif ya. Vallahi uyuyamaz ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? 5 milyon lira mı ne alıyormuş galiba şey? Kerem. Değil mi? Ona yakın. Ha? Şimdi vallahi bizim Suadiye'de var ya en kötü evler var ya 8-10 milyon ya. Ev alamazsın doğru dürüst ya. O şaka falan değil bu biliyor musun? Ev alamaz yani çocuk oturacak bir ev alsa tamam mı? Yani arkada versen bunu 61'ine verirken 55 birine verirken birine 5 veriyorsun. Ya bu kadar uçurum olmaz. Ya bak hepimiz etten kemikteniz insanız tamam mı? Ya olmaz ya psikolojik olarak zaten hemen ona bir şey getirsinler. Psikolog getirsinler. Çocuğun kafasını biraz şey yapsınlar. Olmaz onun dengesi bozulur. Oynayamaz çocuk yani.